Bir de tabii yani bizim biraz daha farklı bir yapımız var. Yani, oyuncu anlamında baktığımız zaman Trabzon'un sadece baktı Trabzonspor demiyorum yani Trabzon'un müthiş bir potansiyeli var altyapı olarak. Yani o kentte her çocuk, her erkek çocuk neredeyse anasının karnından futbolcu olarak doğuyor. Bunları değerlendirmek lazım. Bu geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yani altyapıya bu kadar inanan bir yönetim olarak henüz altyapımızı istediğimiz seviyeye getiremedik. İşte hani kısmet de olmadı. Biz Nisan ayı içerisinde yani içinde bulunduğumuz ay içerisinde altyapıdaki bütün performans gruplarını modern tesislerimize taşıyacaktık. Akyazı Stad'ın hemen yanındaki yani inşaatı tamamen bitmiş. İşte tefrişi içinde 2-3 haftaya ihtiyacımız vardı. Ama işte bu sıkıntıyla karşılaşınca onu da gerçekleştiremedik. Bir de tabii Trabzon'un daha doğrusu Trabzonspor'un böyle bir gerçeği var. Bundan da ciddi şekilde yararlanan bir kulübüz. Bugün itibariyle baktığımız zaman işte yurt dışına bu ülkenin altyapısından yetişip en yüksek ücretle transfer olan oyuncu yine bizim oyuncumuz Yusuf Yazıcı. Evet. Bu transfer market verilerine baktığımız zaman yani ilk 5 en değerli oyuncu yine Trabzonspor'da. Yani ilk 5 değerli oyuncudan 3'ü işte Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth. Evet. Bunlara tabii ki şeyde Ekuban'ı da ekleyebiliriz. Yani dediğim gibi biz bu konuda %100 başarılı olduk mu? %100 başarılı olduk diyemem ama %75-%80 oranında düşüncelerimizi, planladığımız şeyleri hem performans hem de finansal anlamda yani oyuncu transferini ve oyuncu katkısını göz önünde bulundurduğumuz zaman %75-%80 oranında gerçekleştirdik. Sayın Başkanım, son bir soru sormak istiyorum da affınıza sığınarak. Şu anda liglerin ne zaman başlayacağı için bir tarih ortada yok. Ne olacağı hakkında herhangi bir fikir de yok aslında. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da Sağlık Kurulu ile görüşmeler yapıyor. Ne olacağı şu anda bilinmiyor. Sizin öngörünüz nedir? Ligler oynanmazsa ne olacak veya ne zaman oynanabileceğini düşünüyorsunuz siz? Şimdi iyimser olarak bakıyorum, virüsün ülkemizdeki seyrine bakıyorum. Yani onları çok en ince ayrıntısına kadar Sağlık Bakanımızın basın toplantılarını, Sağlık Bakanımızın vermiş olduğu verileri çok dikkatli bir şekilde en ince ayrıntısına kadar dikkatle izliyorum. Yani bir de virüsün dünyadaki seyrine baktığımız zaman gerçekten çok çok iyi bir konumdayız. Evet yani belki bir Japonya kadar iyi değiliz ama hani virüsle mücadelede ön plana çıkmış, başarılı olmuş 3 ülke sayın derseniz işte bunlardan bir tanesi de Türkiye. Bu bizi tabii ki umutlandırıyor. Hani İnşallah her şey yolunda giderse, Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi yani ikinci bir dalga söz konusu olmazsa yani biz bu virüsün belini Ramazan bayramı arefesinde ve ondan birkaç gün sonra kıracağımıza inanıyorum. İnşallah. Hal böyle olursa benim tahminim Haziran ayının birinci ya da ikinci haftası biz bu kalan 8 maçımızı oynayabiliriz. İnşallah. İnşallah ama, başkanım. Yani bütün temennimiz bu tabii ki. Bir de tabii yani şu anda yani ister istemez hiç alışık olmadığımız bir hayat tarzını yaşıyoruz biz. Psikolojik olarak da ister istemez psikolojik olarak da toplumun önemli bir kesimi de bundan etkilenmiş durumda.
en azından işte bundan bir 45 gün sonra falan veya ne bileyim 50 gün sonra ligler başlarsa futbol yani bu ülke insanının çok ciddi şekilde deşarj olduğu ve yani psikolojisini belirli ölçüde dikkatlerini başka noktaya çekeceği bir öge. Onun için yani ben şahsen hani şunu söylemek çok rahat. Lider konumundayız. Oynanmasın. Ligler bu şekilde tescil edilsin. İşte biz de şampiyon olalım veya ne bileyim Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor direkt olarak gitsin. Ama tabii bir de işin diğer boyutu var. Toplumsal boyutu var. O açıdan ben yani her şey yolunda giderse inşallah Haziran ayının ikinci haftası, birinci ikinci haftası itibariyle biz bu kalan 8 maçlarımızı oynamaya başlarız. Ama geçen gün yine bir spor müdürü arkadaşımızla konuşurken ona da şunu söyledim. Yani biz her senaryoya hazırız. Evet. Yani ligler oynanacakmış gibi zaten kendimize hazır tutuyoruz. Oynandığı takdirde o mücadelenin içerisine de kaldığımız yerden devam edip o mücadeleyi de ligin zirvesinde tamamlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz ve zaten bütün hazırlıklarımız, çalışmalarımız da bu doğrultuda. Yani ipin ucunu hiçbir zaman için bırakmadık. Diğer türlü oynanmadığı takdirde ne olur? Oynanmadığı takdirde çok büyük bir ihtimalle eğer oynanmasa Premier Lig'in, Lig 1'in, Serie A'nın, işte Bundesliga'nın, La Liga'nın eğer onlarda da oynanmazsa alacağı kararlar zaten UEFA'nın da tavsiye kararı genellikle bu 4-5 büyük ligin alacağı karar paralelinde olur. Oradaki uygulamalar neyse Türkiye'deki uygulama da o olur. Yani onun dışında da başka bir şey beklemiyorum. Bu playoff söylentileri çıkmıştı bir ara. Hani ligin sonuna 15-20 maç kalsaydı tamam yani bunu konuşalım ama playoff dediğiniz şey yani 4 takımla oynamaya kalksanız minimum 6 maç oynayacaksınız. Zaten kalmış bizim burada 8 maçımız. Evet. Yani 2 maç daha oynarsınız ligi bitirirsiniz. Bir de tabii burada biraz göz ardı ediyoruz ama yani hep ligin üzerinden gidiyoruz. Bizde Türkiye Kupası var. Evet, tabii ki. Yani revanş maçları oynanmamış bir yarı final var ve final var. Hani bir de o takvimin içerisine bu maçları da sıkıştırmak lazım. Ama kaptanla ve hocalarla bir toplantı yaptık biz. Hani oynandığı takdirde nasıl sıkıştırılmış bir program uygulanabilir diye. Yani, bir haftada yani pazar, çarşamba, cumartesi yani hafta arası da bir maç oynayarak çok rahatlıkla bu takvimi tamamlayabiliriz. Tamamlarız görüşünde takım kaptanlarımız ve hocalarımız. Çok teşekkür ediyorum Sayın. Onun için yani şunu evet. söyleyeyim. Yani önce bir kere şu şeyin içerisinden çıkalım. İnşallah. Bakanlığımızın talimatlarını, şu evde kal çağrılarını, izolasyon çağrılarını, sosyal mesafe çağrılarına büyük bir ciddiyetle ve özenle bunları uygulayalım. Biz şu virüs belasından yakamızı kurtardığımız zaman geriye kalan çorap söküğü gibi gelir. Yani o konuda kimsenin endişesi olmasın. İnşallah. Ama çok her şeyden önce bu toplumun sağlıklı olması lazım. Şu türbülansı en az hasarla atlatmamız lazım ki görünen o işte 1.061.000 şu 61 rakamı da eğer 61 ise dedim biz bu işin içerisinden çıkarız. 1.061.000 sağlık çalışanının göstermiş olduğu çabaya, emeğe, fedakarca vermiş oldukları mücadeleye ya şu evimizde oturarak ve sosyal mesafeyi koruyarak katkıda bulunalım. Emin olun yani onların yaptığının yanında bizim şurada
3-5 hafta daha evimize tıkanmamız, evimizde tıkalı kalmamız diyeceğim. Onların bu fedakarlıklarının yanında gerçekten hiçbir şey